Esselamu aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün ne yapacağız? Bugün tarifimizde tandırda ekmek yapacağız ve sizlerle paylaşacağız. Bir taraftan hindilerimiz çok ses yapıyor. Onlar da serbest, istedikleri kadar ses yapabilir. Evet, onların yeni kümesini yapıyoruz ama daha bitmedi. Onlara kümes yapıyoruz. Kış gelmeden onları çok alacağız inşallah. Çok güzel bir kümes, yani köşk yapıyoruz onlara. Ömer Usta bize köşk yaptı hindilere. Ya ben hayatımda böyle bir köşk, bir tavuk köşkü görmedim. Evet. Sonra paylaşacağım inşallah. Neyse, sonra paylaşırız inşallah. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hamurumuzu yoğurduk bu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Tandırımızı da yaktık, gösterebilirsin. Unumuzu boşaltıyoruz. Yağımızı ortaya koyuyoruz. Suyumuz da yanımızda. Şöyle. Evet. Hazır yani. Bizim hamurumuz da bayağı yumuşak. Evet, komşularda şey olmuş. Pire oluşmuş köpeklerde. Köpekleri var. Orada işte pire oluşmuş, sonra belediyeye çağırdılar, bir sürü önce ilaç sıktılar, sonra kireç, her yere kireç attılar bizim yan komşumuz. Ondan sonra ne yaptılar, yine gitmedi zannedersem, sonra bu sefer belediye geldi. Baktım o gün tekrar belediye geldi, artık dedi ki bizim buraya da gelmiş olabilirler. Söyledik, bizim buraya da sıktılar ama dediler ki bizim buraya geçmemiş, yani bizim bu tarafa. Hı hı. Ona da sevindim. Ama köpekleri herhalde gönderdiler başka yere, nereye bilmiyorum. Gerçekten aşırı bir pire varmış orada, oluşmuş hayvanlardan. Şimdi bugün ekmeğimiz kalmadı ve ben gerçekten bu ekmeği tabii ki yiyebiliyorum, başka ekmek, ama zor yiyorum. Annem somun ekmek sevmiyor. Somun ekmek sevmiyorum. Somun ekmek hani biraz tabii ki seviyorum. Nimeti başımızdan eksik etmesin. Ama ne oluyor? Ama aldırmıyor çünkü hem çok dökülüyor. Aşırı derece dökülüyor. Bayatlayınca çok israf oluyor. Bu tandır ekmeği. Evet, bunda hiç böyle bir bayatlama şeyi yok. Kesinlikle bayatlasa bile bu çok güzel yenilecek bir ekmek. Bu dökülmüyor. Aynen. Hem dökülmüyor. Kurusa bile çok lezzetli oluyor. Evet. Onun için ben bu ekmeği tercih ediyorum. Keşke herkes bu ekmeği yapabilse ve ekmekler hiç ziyan olmazdı o zaman. Hamurumuzun yarısı kepekli, yarısı kepeksiz, yani yarı yarıya. Bayağı kepekliymiş gibi gözüküyor. Yarı yarıya yaptım. Evet. Çok yapmıyor musun? Şaşırdım. Yoksa bir tane daha mı var? Islandım. Ondan diyorsun. Çok yapınca çok yoruluyorum. Onun için artık az yapıyoruz. Yani bu az. Bakalım kaç tane çıkacak? Bir 50 çıkar yani. Bilmiyorum. Az dediğinden de. Rabbim bereketini artırsın. Tamam, o zaman yaptıktan sonra. Evet, şimdi ben hamurumu yumaklayacağım. Görüşeceğiz sizinle inşallah. Şimdi Rabbi yesir ve latuassir. Rabbi tanrım yukarı. Havalar soğuk diye hamur da soğumuş. Böyle çak böyle biraz. Şöyle. Daha iyice dinlenmedi. Beş tane çıkacak gibi.
Dün ilk tuz yoğurdumuzu yaptık. Evet. Yarın ikinci yoğurdu. Yarın tekrar yapacağız inşallah. Onun çekimini yapacağız. Evet. Dün çekimi yapamadık. Hamur da lastik gibi. Şöyle birkaç tane ben de bir beze yapayım dedim de. Evet. Yavaş yavaş elimi attım. Arzu Hanım el attı. Ama bu kısım evet. Biraz zor. Pişti. Pişti. Ne yazalım mı? Gösterebilirsin. Şimdi. Maşallah. Biraz soğukmuş gibi gözüküyor ya annem, böyle hemen almıyor falan. Ben şu an bir metre yaklaşamıyorsunuz yani, o kadar sıcak. Bu arada çok güzel pişmiş. Sanki düşecek mi? Ay, düşmesin. Pişti mi? Hı-hı. Şaşırttı beni. Arsı söyle. Necim. Şuraya da gel göster. Şimdi hamur iyi, yumaklar iyi dinlendi. Daha güzel açılıyor. Subhanallah, subhanallah. Maşallah.
Şunları buradan kaldır kızım. O şeyleri kaldır. Neyi, bez mi? Yok, sen gel neyse çek sonra. Maşallah, gel göster. Suyunu göster. Maşallah. Bir de. Bu pişerken. Biberli ekmeğe geçtik. Çok sıcak sanki daha. Evet. Bayağı sıcak. Evet. Nasıl yapacağım? Bırak bir tane. Deneyelim bak. Bir tane takipçimiz daha önce sormuştu. Benim biberli ekmeklerim hep dökülüyor iç harcı. Evet. Sebebi ne demiş? İçine biraz bir kaşık un. Bir de iki yemek kaşığı suyu da koysun. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de iki yemek kaşığı su kadar koysun. Bunun böyle gözüktüğünde bakmayın, bu nefes kesin diyorum ben buna. O kadar acı. Kızım yapamıyorum. Arzu neredeyse içine girecek. Çok sıcak ya. Tandırdan kaçmaya çalıştım. Hatalı. Özlü hamur olduğu zaman ne kadar çok dinlenirse o kadar daha güzel ekmek olur. Nasıl akıyor ya? Şunu çekeyim. Bu. Onu çek istersen.
Hem sıcak hem yağ. Evet. O yüzden daha çok sıcak. Şöyle. İşte dayanamıyoruz. Ne zaman ekmek yaparsak diyorum ki yapmayacağım. Biberli yapmayacağım ama yine dayanamıyorum, yine yapıyorum. Maalesef. Evet. Ama sen şöyle. Yeter, o kadar bile yeter. Düşecek sanki. Annem işi büyüttü. Ama önceden ben böyle yapardım. Evet, Çünkü sonra biz benim annem küçülttük, daha kolay gerçek olsun diye. biberli ekmek böyle olur. Ama daha zor oluyor değil mi büyük olunca? Tabii ki zor ama daha güzel oluyor. Ben böyle seviyorum. Şimdi göstereceğim size. Evet. Kocamanlar. Normal tandır ekmeğinin büyüklüğünde neredeyse değil mi? Evet, aynı. Maşallah. Hiç farklı İyi yok. yapışıyor yalnız. Evet, yapışıyor. Böyle. Bak şimdikiler böyle. Evet. Şimdikiler böyle O ama büyük bile elindeki. hani Oradakini göster. hangisi şu mu? Şu anne onlar. Şöyle. Yani şimdiki böyle ama eskiden benim annem bu Hmm. şekilde yapardı. Ben de hep öyle yapıyordum. Ama son zamanlarda böyle yapmaya başladım. Ama ben yine de büyükten yanayım. Son bir tane çıkar galiba, değil mi Evet. biberli? Aynen. Şöyle göstereyim. Burayı bir göstersen açarken güzel Tamam. olur. Şu biraz yağ koyalım. Bir takipçimiz daha önce demişti ki niye oklavayla açmıyorsunuz? Yok, biz oklavayı açmayız yani hiç. Böyle vurma tekniği nereden çıktı anne acaba? Yani bizim atalarımız böyle yapardı. Biz böyle biliyoruz. Bir eline vuruyorsun, böyle çeviriyorsun değil mi? Evet. Aa, bu az oldu. Da senin. Yine iyi, fena değil. Bazıları böyle yapıyor. Eğer Ah. büyütürsen daha güzel olur. Büyüyecek zaten bu da. Tamam. Kimisi az katığını seviyor, kimisi daha çok. Mesela baban çok seviyor katığını. Babam katıklıyı katıklıyla yer yani, o kadar. Orada var mı? Var. Ha. Şöyle bunu alalım. Yalnız bugün annem ne işler ne işler yapmış. Birazdan göstereceğim. Gerçi gösterdim galiba da. Sobaya süt koydu diye şey de koymuş. Aşure miydi? Neydi Gel. anne adı? Ha, dövme. Dövme. Evet. Maşallah. Maşallah. Şunu da vuralım. Şunu. Son biberlimiz. Bunu çıkartıyoruz artık. Bunu biberli için takıyoruz değil mi? Evet, ama bunun şey Alttaki ayrı. kirlenmesin diye. Bunun ayrı, o ayrı. Ha öyle mi? Evet, bak. Farkı ne peki? Daha mı büyük oluyor? Yok, bu daha temiz ekmek için. Bu daha yağlı Anladım. biraz oluyor. Yani Yani bu bu biraz. da, bu kirlenmesin diye bir tane daha yaptım. Aynen öyle. Şunu da böyle katlıyoruz. Bu yağlı ekmek oluyor. Böyle koyuyoruz. Bunu da tabii ki yiyoruz. Hiçbir şey ziyan olmuyor. Bunu ben açtım. Maşallah, Bence Arzu Hanım'a. Ne kadar güzel açmış ya, maşallah. ortası yanacak Hadi ama şunu çok çekelim. ince. Bunu ince. Az yaptık bunu. Arzu Hanım'a.
benim. Çok güzel oldu değil mi? Maşallah. Evet. Çok merak ettim nasıl pişecek bu. Hani elim öyle kalsın. Ama kalın olur. Olsun kalın olsun. Oo şey. Şey kirletmeyecek şey, çünkü ha, şey var evet, ya. Evet tamam. Anladın mı? Tamam. Sadece vurmaya cesaret edemedim. Çok sıcak. Bakalım nasıl olacak? Olacak, bal gibi olacak. Hadi son bir tane kaldı. Şunu şey yapalım. Karıştıralım. Yine böyle yapıyoruz. Canlandırıyor muyuz? Duvarı şey olsun diye, kızsın diye, işte, ısınsın diye. Hmm. Yani canlandırıyoruz ateşi. Evet. Ateşi de ısınsın diye canlandırıyoruz doğru. Hmm. Son bir tane ekmeğimiz kaldı. Ben böyle açmadım tabii ki. Ben bu karayı yeni aldım. Yani çok olmadı. Birkaç kere oldu. Ekmek yapıyorum bununla. Anne benimki yanıyor. Ay yakıştı. Yazık ya. Böyle, belliydi biliyor musun böyle olacağı? Boş ver. Bak. Biraz bekletseydik aslında. Şey bak bakalım. Üzüldüm. Maşallah. Bayağı aşağı vurdum bu sefer. Niye öyle oldu? Ama aşağısı daha temiz ya. Kocaman halde. Evet. Maşallah. Bitti. Bu kara büyük ya. Nasıl hissediyorsun? Mutluyum. Hiç de şey yok yani bozulmamış. Hayır. Çok mutluyum. Pişman da değilsin. Biri sanki tek başına bir iş yaptığı zaman hani özgürlük evet, o aslında. Tek başına seviyor. Tek başıma ekmek yapmayı çok seviyorum. Ve ekmekler daha çok güzel oluyor tabii ki. Aynen. Maşallah, subhanallah. Herkesin bir çeşit huyu var. Şimdi artık tandırı temizleme işi. Buraya bakalım. Ay maşallah. Ekmeğimiz maşallah. Maşallah. Şöyle bir gösterelim takipçilerimize. Daha bundan güzel bir ekmek, bundan güzel ekmek var mı? O kadar büyük ki. Evet. Bir de. Kocaman. Aynı biz deriz ki marol gibi yani. Hemen o kadar çıtır çıtır. Şunları böyle kopartırsın yani gözlerini. Maşallah subhanallah. Eline sağlık canım. Teşekkür ederim. Yine dayanamadın. Yiyenlere afiyet olsun. Ne yapalım yani ekmeksiz mi kalalım? Yok. Ekmeksiz kalmadık aslında yani. Hayır. Benim için ekmeksiz kalmak. Tandır ekmeği yoksa ekmeksiz demek. Ekmeğimiz yok demek ki. Bunu boşaltacağız, eleyeceğiz bunu. Evet, bugün annem az ekmek yaptı. Evet. Ve şimdi, 55 tane ekmeğimiz çıkmış. Özlü olunca yarısı içeride bu arada. Katıklar daha fazla çünkü bazılarını ikiye böldük ya. Evet. Yarısı içeride beyazların. Yarısı burada. Beyaz ekmeklerin. Maşallah subhanallah. Güzel. Ekmekler çok güzel. Rabbim ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Hmm. Bu da çıtır çıtır en son yaptığımız ekmek. Allah Allah. Allah Allah. Böyle bir un yok maşallah. Yok, evet. Dayanamıyorum. Bu arada değirmende çekiyoruz. Bak çıtır çıtır bak. Buğdayımız. Tam bu yarısı ben ne yapıyorum? Bir çuvalı bir çuvalı kepekli çektiriyorum. Bir çuvalı kepeksiz. Hmm. Yarı yarıya kullanıyorum. Evet. Bazen de tabii kepeksiz bana lazım oluyor. Ya da daha çok kepekli. Ona göre dengeleştiriyorum böyle. Hı-hı. Şimdi bunları bu şekilde. Arzu'nun ekmeği parçalandı sadece. Üzüldüm. Bir şey olmaz ama güzel oldu bak. Bu Arzu'nun ekmeği. Güzel olmuş ama çıtır. Evet. Şöyle çıtır kalsın da yiyelim bunu. Avutuyorum. Şöyle bak. Subhanallah, subhanallah. Böyle bir şey yok. Evet.
Ben gece gündüz ekmek yapsam Doymazsın bayılıyorum ekmek yapmaya. Sevilmez mi? Bence sevilir. Bunları bu şekilde katlayacağım. Bunlar şimdi soğudu. Soğuduktan sonra kapatıyoruz hamurlaşmasın diye. Şöyle kapatıyoruz. Bismillah. Maşallah, subhanallah. Subhanallah. Bu da Arzu Hanım'ın. Bunu da kapatıyoruz. Yalnız bunu unutmayalım. Şu küçükleri bir tane kapatsana anne. İkisinin arasındaki fark gözüksün. Tabii. Küçüklerden. Şöyle bir tane kapatayım. Tasarı takipçilerim bu da. Düşünün bu bunun yavrusu. Evet. Bunun yanına da yapalım bir tane. Böyle bak. Düşün. Evet. Bunun yavrusu. Güzel ama. Yani normalde bunlar şimdi yeni herkes böyle yapıyor ama ben böyle sevmiyorum. Ben gerçek ekmek seviyorum. Gerçek biberli ekmek bu. Evet, eski evet, usul. Evet, benim annemin yaptığı usul bu şekilde. Maşallah. 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 Daha zaman, başka bir videoda daha görüşmek zaman, üzere. Daha zaman evet, annem bu arada daha tadına bakmadı. Tadına hiç bakmadım. Ben baktım. Çok acıydı. Evet. Az olmasına rağmen. Acı mı? Yani evet. Yarı tatlı yere acı koydu bu sefer. Buna rağmen. Ama yani tabii ki acı. Gerçekten evet. Acı. Ama biz tabii acı olmasa yiyemiyoruz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Sayın takipçilerim, beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Beni sevdiklerinizden paylaşırsanız ve medya hesaplarından paylaşırsanız bana bu şekilde destek olursunuz. Allah hepinize razı olsun. Yarınki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.